Tosar Selam bayağıdır bir video yoktu zaten. Başta sebebi de belli. Hem onun hakkında birazcık konuşmak için hem de hani video aramıza geri dönmek amacıyla bir video çekeyim istedim. Videonun başlangıcında biraz daha deprem hakkında konuşacağım. Sonrasında o klasik içeriğimiz olan soru cevaba devam edeceğim. Çok büyük, iki tane büyük deprem yaşadık. Bunlar çok büyük hasarlara ve kayıplara neden oldu. Yani benim çevremden de etkilenen, benim ailemden de etkilenen kişiler mevcut. Durumları iyiler. Ama bu ülkemizin büyük bir çoğunluğu için bu geçerli değil. Çok büyük kayıplar yaşadık. Bu kayıpların önüne geçilebilirdi. O bölgede zaten deprem beklenen bir şey. Deprem beklenen bir bölgede, deprem fay hatları üzerinden geçen bir bölgede o tarz binaların yapılmaması gerekiyor. Bunu zaten 1999 depreminden sonra ülkemiz biliyordu. Ama hala o bölgelerde depreme dayanıklı olmayan binalar vardı. Bu yıkılan binalar ve büyük oluşan hasarlar ve kayıplar, bu binaların denetlenmemesi, gerekli güçlendirmelerin yapılmaması, imar aflarının ve bu tarz diğer şeylerin çıkmasıyla oldu. Bunların önüne geçilebilirdi. Deprem evet olacak. Yani ülkemiz kader olarak fay hatlarının olduğu, tektonik plakaların birleştiği bir bölgede. Bu nedenle hani zaten Avrupa, Asya'yı bağlayan ülke diye geçiyoruz. Bu nedenle zaten fay hatlarının geçtiği, depreme açık bir ülke olduğumuz da belli. Buna bağlı önlem alınması gerekiyordu. Alınmayan yerlerde de, alınmayan binalarda da bu tarz hasarlar olması gayet maalesef beklenir. Burada yapılması gereken, bu binaların hiçbir şekilde yapılmasına izin verilmemeli. Gerekli denetlemelerin, hali hazırda olan binaların güçlendirilmeli. Güçlendirilemeyecek boyutta olanların ise direkt yıkılıp yenilerinin yapılması gerekiyor. Böyle düşüncemi birazcık belirtmek istedim. Bu hani bilgiler, hani bazı takipçilerim belki de bilmiyordur diye. Bir iletmek, düşüncemi şey yapmak istedim. Soru cevabı da geçmek istiyorum şimdiden. Neden hani devam ediyorum videoya ve hani bilgi paylaşmaya? Çünkü ülkemiz bilgi eksikliğini her sektörde yaşayan bir toplum. Ben de bunu kendi sektörüm olan powerlifting, fitness, vücut geliştirmeden hani bir anlamda değiştirmeye çalışıp bilgi sunmaya çalışıyorum videolarımla. Aynı şekilde o yüzden devam etmek istiyorum. Umarım ülkemiz de artık bu tarz afetler konusunda daha bilinçli olur. Bununla gereken önlemleri alır. Çünkü bu deprem gene olacak. İstanbul depremi bekleniyor. Çünkü bilimsel olarak İstanbul'da bir deprem olması yüksek bir olasılık Ankara'da olmasına nazaran. O nedenle büyük İstanbul depremi diye bekleniyor. Yani konuşuluyor. Hani bunlar hani uydurmasyon şeyler değiller. Gerçek doğru bilgiler yani. Ben de aynı şekilde hani kendi sektörümde olabildiğince doğru içerik verip, doğru bilgi verip ülkemi, izleyenleri bilgilendirmek istiyorum. Çok daha hani bu konu hakkında konuşmadan kendi videoma geçmek isterim. Bu soru cevabı aslında Ömer ile beraber yapacaktık Dumble Count'la. O geçen hafta Ankara'ya gelmişti, beraber video çekecektik, soru cevabı da çekecektik ama bu deprem olunca çekemedik tabii. Oradan kalan sorular Instagram'dan paylaştığımız, onlara döneceğim şimdi. Bayağı bu arada çok soru geliyor. Soru cevapları artık sığdıramayacağımız boyutta sorular geliyor. Bu nedenle bazı soruları atlamamız gerekiyor, kusura bakmayın. Cahit'in sorusuyla başlıyorum. Squat'ta farklı el açıklıkları kime nasıl avantaj sağlıyor? Squat'ta el açıklığı biliyorsunuz hani barı ne kadar yakın veya geniş kaldırdığınız. Buradaki en büyük faktör kişinin direkt yapısı. Eğer daha büyük kütleli biri ise daha geniş tutması gerekecek. Daha küçük, omuzları daha dar biri ise daha dar tutacak kişiye göre. Burada şöyle söylenen bir şey var. Mobiliteniz ne kadar el veriyorsa o kadar dar tutun diye bir şey var. Bu pek doğru değil. Çünkü mobiliteniz el veriyor olabilir olabildiğince dar tutmaya. Ama bu sizin için güçlü ve sıkı ve rahat hissedeceğiniz bir pozisyon olmayabilir. Bu nedenle hani mobilitenizin yettiği kadar dar tutmak doğru bir yönlendirme olmuyor. Burada rahat ettiğiniz bir pozisyon olmalı. Ve sporda zamanla kilo aldıkça, kas kütlesi koydukça bu el açıklığınız gelişebiliyor. Çoğu kişi de hani aynı şekilde gözlemlemiştim. Ben mesela ilk başladığımda daha dar tutabiliyorken o hani sırtım büyüdükçe, kaslandıkça, vücut kütlem arttıkça daha geniş tutmam gerekiyor. Çünkü yani kaslandıkça o mobilitemiz de azalıyor. Bu kötü bir şey değil. Bu hani sporun getirdiği, kas kütlesinin getirdiği bir şey. Kas kütlesi arttıkça kasın hareketliliği daha azalıyor. Daha az mobilitesi oluyor. Bu gayet normal bir şey. Bu kötü bir şey değil. Bu nedenle de daha geniş tutmak gerekiyor. Zaten eğer takip ediyorsunuz böyle super heavyweight dediğimiz işte daha ağır adamlar olabildiğince neredeyse plakaya yakın tutuyor. Bu kişilerden daha dar tutanlar da var. Çünkü illa sen kilolusun, sen geniş tut, sen zayıfsın, sen dar tut diye bir şey yok. Cidden rahat ettiği ve pozisyona rahatça girip sıkı alabildiği yerde tutmalı kişi. Burada birazcık deneme yanılmayı da oluyor. İkinci soruya geçelim. Ağır row mu, daha hafif kiloyla kas çalışan row mu dead arttırır demiş. Burada ağır bir barbell row ile hafif bir barbell row'un hangisinin daha deadlift'in arttırabileceğine yönelik bir soru olmuş. Barbell row benim önceki videolardan bahsettiğim gibi hani iyi bir sırt egzersizi değil ama hinge bölgesinde işte kalça, hamstring pozisyonlarını, deadlift'te kullandığınız pozisyonları bir anlamda çalıştıran bir egzersiz. Bu nedenle ben sırt egzersizi konusunda kullanılmasını önermiyorum. Eğer deadlift için siz barbell row yapıyorsanız bunu hafif yapmanız değil tabii ki de ağır yapmanız mantıklı olur. Ama burada barbell row yerine başka egzersizler tercih etmek daha verimli olur. Benim mesela hali hazırda öğrencilerim arasında barbell row'u ağır olarak planladığım kişiler bile mevcut. O videoda da zaten demiştim hani bazıları yapabilir diye. Ama hani sırt için kullanmak mantıklı olmaz zaten. Deadlift'i de gene deadlift'i artırmak için barbell row hareketini tercih etmektense Romanian deadlift, hyperextension, stiff leg deadlift, deficit deadlift, pause deadlift gibi varyasyonları kullanmak daha verimli olur. Ama burada seçeneğimiz bu sorunun sorduğu gibi iki ise ağır row mu, hafif mi row mu deadlift arttırır? Ağır row deadlift arttırır çünkü deadlift'e daha yakın bir şey çalışıyor olacaksınız. Ama ağır row daha iyi sırt yapmıyor.
hafif daha kontrollü bir off daha iyi sırt çalıştırabilir. O tamamen hani yapılan harekete bağlı ki daha hafif olduğu için daha iyi kontrol edeceğiniz, daha sırtınızla hareketi yapacağınız için hafif row daha iyi sırt çalıştırır. Ama bu iki seçenek arasından bir tane seçeceksek ağır row deadlift'i daha iyi güçlendirir. Ama ağır row yapmanızdansa çoğunuz için, büyük bir çoğunluğunuz için Romanian deadlift'leri, hyper extension'ları, leg curl'leri, dumbbell Romanian deadlift'leri vesaire programı eklemeniz daha verimli olacaktır. DH 5 hafta programı 5. hafta dışında diğer 4 haftası sınırsız kullanılabilir mi? Kullanılabilir elbette ama ben pek önermiyorum çünkü DH 5 hafta programı spesifitesi yüksek bir program. Bir yarışma peak'inin son ayı, son 5 haftası olarak nitelendirebileceğim bir program. Programı zaten bu amaçla yazmıştım. Her zaman böyle yarışma spesifikliğinde olmamanız lazım antrenmanlarınızda. Bu nedenle evet yapılabilir ama bundan biraz daha farklı blokları yapmanız daha verimli olacaktır. Farklı amaçlara, farklı programlamalara, farklı tekrarları içeren blokları yapmanız daha verimli olacaktır ama hani yılda 4-5 kere yapabileceğiniz bir blok bu. Ama bu da hani tabii kişiden kişiye değişiyor. Yani bazı için bu bloğu yapmak mantıklı olmayabilir. Bazı için benim ücretsiz program mantıklı olmayabilir. Herkesin hani yapması gereken program, hani kendine uygun olduğu program farklı çünkü. Güzel bir sorumuz daha gelmiş. RP 8 setler çıkarmak mı? Failure setler mi hipertrofi için daha iyi sürdürebilirlik? Yani demek istediği şey burada kas gelişimi için her tekrarda tükenişe gitmek mi yoksa tükenişten iki tekrar daha aza gitmek mi sürdürebilirlik için daha iyi olur? Şöyle bunu şey yapayım. Her tekrar ve her harekette tükenişe gitmeniz, her zaman bunu yapmanız çok sürdürülebilir olmaz. Çünkü vücudunuza çok fazla bir yük vermiş oluyorsunuz. Bu nedenle bunu daha iyi programlayıp tükenişe gideceğiniz setlerin de içerdiği, mesela 4 haftalık bir programdan bahsediyoruz. 4. haftasında tükenişe gidersiniz. Ondan bir önceki hafta 1 tekrar cepte kalır. Ondan bir önceki hafta 2 tekrar cepte kalır. Ondan bir önceki hafta 3 tekrar cepte kalıp böyle bir lineer periyodizasyon, lineer bir ilerleme yapmanız daha verimli olur. Ve bu daha sürdürülebilir olur. O nedenle hani her tekrar tükenişe gelmek faydalı değil. Bazı kas grupları için, mesela ben biceps çalıştığım zaman çoğunlukla tükenişe yakın çalışıyorum. Çünkü bir antrenmanımı şey yapmıyor, hani diğer antrenmanlarımı, diğer hareketlerimi kötü etkilemiyor. Ben de keyif aldığım için onu çoğunlukla hep tükenişe yakın yapıyorum. Veya başka küçük kas gruplarını. Ama dediğim gibi tükenişe yakın ya, yani her zaman tükeniş değil. Bazen tükenişe gitmiyorum yani. Çünkü gerekli olmuyor. Gereği yok yani. Ama büyük kas grupları için özellikle durmadan tükenişe gitmek, diyelim siz bir dumbbell split squat yapıyorsunuz, orada durmadan tükenişe gitmeniz imkansız. Yani dumbbell split squat'ta tükenişe ulaşmanız zaten zor. Ama hani küçük kas gruplarına tükenişe ulaşmanız daha kolay mesela. Powerlifting'de recovery nasıl oluyor? Haftada 3 squat yapanlar var. Ben bir squat yapsam bir hafta ağrıyor kas. Recovery dinlenme, yenilenme demek oluyor. Bazıları haftada 3 squat yapabilirken ben bir haftada bir squat yaptığımda her yerim ağrıyor demiş arkadaşımız. Şimdi haftada 3 squat yapılıyorsa o squatlardan biri kesinlikle çok daha kolay oluyor. Ve o birinci ve ikinci squat dediklerimizde de hani onların hepsi tükenişe gitmiyor diğer bir önceki soruda anlattığım gibi. Bu haftada 3 squat yapan ve hani ağrı sıkıntı yaşamayan çoğu değil. Hepsi daha iyi programlıyor bunu. Yani her zaman tükenişe gitmiyor. Belli bir hacimde, belli bir yoğunlukta, belli bir zorlukta çalışıyor. Ve böylelikle hani o ağrıları vesaire yaşamadan koruyabiliyorlar. Sen haftada bir squat yapıyorsan büyük ihtimalle yani senin mesajını anladığım kadarıyla o yaptığın squat'ta ve o yaptığın bacak gününde olabildiğince fazla tükenişe gidip fazla set yapıyorsun ve ondan dinlenemiyorsun. Önerim şu olur, onu haftada 2'ye çıkarman olur. Diyelim hani 6 set yapıyorsan o gün onu direkt 3-3 2'ye bölmen daha verimli de olacaktır hipertrofi açısından. O gün 6 set yapmaktansa 2 ayrı gün 3-3 set yapmak. Yani kısaca sorunun cevabı hani daha iyi programlayarak oluyor. Bunun için benim diğer videoları izleyebilirsiniz. Sumo'da bacakların belden önce kilitlenmesi kişiye göre değişir mi? Yoksa ikisi aynı anda kilitlenebilir mi? Çoğu kişi için dizlerin kalçadan ve belden daha erken kilitlenmesi deadlift'te daha optimal. Teknik açısından daha verimli. Bu nedenle ikisini aynı anda kilitlemeye çalışmayın çünkü olmaz yani neredeyse. Dizlerin biraz daha erken kilitlenip sonradan bel ve kalçanın kilitlenmesi gayet normal ki iyi sporcuları, hani iyi kaldırış yapan sporcuları takip ederseniz hepsinin kaldırışlarında bu oluyor. O nedenle hani aynı anda kilitlemeye çalışmayın. Dizler hani 1 milisaniye bile olsa daha önce kilitlenmeli kalçadan ve belden. Bu da direkt hani deadlift'in kendi biyomekanik yapısıyla alakalı. Bununla alakalı da bir başka videoda daha detaylı değinebiliriz göstererek. Nefesi tutup her tekrardan sonra tazelemek sakıncalı mı? Asistanlarda bile öyle yapıyorum çünkü demiş. Sakıncalı değil. Yaptığın harekete göre nefes alış stilin, nefes alış tekniğin değişebilir bir anlamda. Squat hareketlerinde ve deadlift hareketlerinde ben her tekrar için tekrardan nefes alıyorum. Bench için bazen bir nefeste birden fazla tekrar yapıyorum. Bu böylelikle sıkılığı daha iyi korumama sebep oluyor benchlerde. Ama squat ve deadlift daha ağır, daha zor bir hareket. Hareket mesafesi daha yüksek. Genel olarak mental olarak daha şey olmanız gereken bir hareket olduğu için mesela squat ve deadlift'te ben nefesi her zaman her tekrarda yenilenmeyi öneriyorum. Ama bench için önerim genellikle değişiyor kişiden kişiye tabii ki de bu. Eğer 7 tekrarlık bir setiniz varsa 7'si için durmadan nefes almanız sizin setinizi bayağı zorlaştıracak ve hani verimsiz yapabilecek durumda olduğu için bench press'te mesela 7 tekrarlık bir setse 3-2-2 diye böyle
nefesi ve tekrarları ayarlamak iyi oluyor. Asistanlarda ise, asistanlarda açıkçası ben mesela biceps curl yaparken nefesini nasıl alırım diye düşünmüyorum ama videoları izleyince yani neredeyse hemen hemen her tekrarda nefesi tekrardan böyle yarım da olsa alıp yeniliyorum. İlla böyle nefesi tutmanız iyi bir şey değil. Her hareket kendi içerisinde deload edilir mi yoksa toplu mu olur? İlla bir deload'u toplu bir şekilde yapmanıza gerek yok. Deload neydi? Hani aralıkların birazcık düşmesi, hacmin birazcık düşmesi, zorluğun birazcık düşmesi. Bunu illa her hareket için aynı anda yapmanıza gerek yok. Mesela squat, deadlift, bench press bu üç hareket farklı şekilde ilerleyen bir hareketler. Diyelim hani squat, deadlift'te siz bir geri çekme deload yapıyorsanız bench press'te belki yapmanıza gerek yok. Bu nedenle illa bunların hepsini aynı anda yapmanıza gerekli değil. Yani ayırıp yapabilirsiniz gayet. Küçüklükten beri skolyozum var. Sırt kaslarımın bir tarafı daha geriden geliyor. Liftlerde eşitsiz yük biner mi? Biner ama bu binmesi kötü bir şey değil. İnsan vücudu direkt herkes asimetrik. Skolyoz sende diyelim %5. Skolyoz sıkıntısı olmayan birinde de %0.1. Yani bir simetri olmuyor yani. Çok iyi mesela Usain Bolt simetrik bir sporcu değil. Çoğu atletlere, çoğu başarılı atletlere baktığınız zaman cidden hiçbirinin böyle simetrik olmadığı ve hani sağ bacağına, sol bacağına göre daha yük bindiği vesaire gayet normal. Çünkü insan vücudu simetrik değil. Bununla alakalı başka videolarda da bahsetmiştim. Hani çünkü abi kalbimiz burada. Burada kalp yok. O bile dengesizlik yaratıyor yani vücutta. Kalbin bile yani o farklı pozisyonu insan vücudunun iç yapısının farklılığı dışında da bir asimetri yaratıyor. Bu normal bir şey. Yani kimsenin squat'ı böyle dümdüz full eşit olmayacaktır yani. Yakın gözükenler olacaktır. Hani çok dümdüz inanılmaz simetrik squat yapanlar olacaktır ki onlar bile simetrik yapmayacaktır. Sadece hani gözümüzle göremeyiz o asimetriyi. Ama çoğu kişinin zaten bakarsanız hani squat'larında bir kalçası birazdan birinden yüksek oluyor. Bende mesela bu asimetri daha da fazla. O nedenle bende daha yamuk duruyor squat'ta. Diğer iskelet yapısına, vücut yapısına baktığımızda bu tarz asimetriler gayet normal. Bu nedenle hani sorunda sorduğun bir tarafı daha geriden geliyor. Liflerde eşitsiz yük biner mi? Normal bir şey. Hani vücut geliştirmeciliğine de baktığımız zaman hani sağ sol eşitsizlik görebiliyoruz. Olabildiğince tabii düzeltmeye çalışıyorlar. Simetri önemli olduğu için vücut geliştirme sporunda. Ama hani hiçbir zaman eşit olmayacaktır. Fıtık ile bu sporu yapanlar var mı? Devam edilir mi? Skolyozla benzer bir şey. Devam edilebilir tabii ki de. Bu sporu yapanlar yani... Bir sürü kişi var. Fıtık eğer hani teşhisi konulursa bizi bir şeyden eksik bırakmıyor yani sadece fıtığınız olmuş oluyor. Bir ağrısı vesaire sızısı hiçbir sıkıntısı olmayan birine de gidip MR çektirdiğimizde bir fıtık çıkabilir. Bu illa vücuda kötü bir şey oldu sen antrenmanı devam edemeyeceksin demek olmuyor. Yani devam edilebilir. Benzer bir soru da benzer açıdan. Rounded back deadlift güvenilir midir? Rounded back deadlift ne? Burada mesela üst sırt için sorduysa üst sırtımızı biz yuvarlıyorsak deadlift için iyi bir teknik de olabiliyor. Kişiden kişiye değişebiliyor. Kolları ve sırtı daha iyi bir pozisyonu sokabiliyor. Bazı videoların o deadlift dönemini bahsetmiş olmam lazım. Belin round olması yani lumbar bölgenin round olması ise nasıl güvenilir? Bir videomda daha bahsetmiştim yine bundan. Yani siz istiyorsanız full kedi sırtıyla çekin ama doğru yük yönetimiyle doğru planlayarak o şekilde bir teknik oluşturun kendinize. Güvenilir oluyor. Çünkü vücut ona adapte oluyor. İnsan vücudu o pozisyona adapte oluyor. O nedenle rounded back ile normal bir flat back deadlift karşılaştırdığımızda ikisinin de güvenilirliği aslında aynı diyebiliriz. Yük yönetimiyle hani daha doğru çalışarak da iyi programlayarak hani vücut adapte olduğu için o da güvenilir olacaktır yani. Ama bu verimli mi olur? İlla rounded back deadlift mi yapın diyorum. Hayır yani tekniğinizi geliştirin. Herkes için zaten birazcık bir rounding vesaire olacaktır yapıdan gereği, kişinin yapısından gereği. Ama hani siz onu yaptınız diye normal deadlift tekniği çok iyi olan birinden böyle çok geride değilsiniz yani. Sakatlanma konusunda. O deadlift tekniği çok iyi olan, mükemmel deadlift çeken biri de yanlış çalışıp, yanlış yük yönetimi yaparsa, çok kendine yüklenirse, çok vücuduna yüklenirse onun sakatlık riski sizden daha fazla oluyor bir anlamda. Bununla alakalı sakatlık ağrı diye bir videom var. Orada da değinmiştim. Ona tekrardan bakabilirsiniz. Bir soruyla daha bitireyim. Self-coaching için tavsiyeler. Self-coaching kişinin kendini koçlaması için tavsiye istemiş. Açıkçası eğer bir koç ile çalışabiliyorsan çalışman çok verimli olur. Neden? Self-coaching'i ben çok kişi için önermiyorum. Önerebileceğim kişiler vardır elbette. Ama self-coaching yapabilmek için en başta o kişinin bir önceden bir koçluk alması bence kesinlikle gerekli. Dışarıdan bir feedback alması, dışarıdan bir geri dönüt alması, kendini ona göre geliştirmesi ve bir veriye baktığı zaman programın verisine bakıp ona göre bir karar verme mekanizması geliştirmesi gerekli. Bunu da en iyi başka bir koç ile çalışarak da öğrenebilir o kişi. Bu nedenle hani eğer self-coaching yapmak istiyorsanız ilk başta bir coaching alın, koçluk alın. Kendinizi geliştirin bir o kararlar nasıl veriliyor onu bir gözlemleyin, öğrenin. Neye göre bir değişiklik yapılıyor programda, neye göre bir ilerleme yapılıyor. Ona bakın, onu öğrenin. Ondan sonra hani self-coaching deneyebilirsiniz tabii ki de. Self-coaching yapıp başarılı olan atletlerin çoğu da zaten vaktinde hani cidden uzun sürelerde koçla çalışmış kişiler oluyor. Mesela benim çok sevdiğim ve videolarını çok takip ettiğim David Wilson var. Kendisi self-coaching yapıyor ama self-coaching yapmadan önce Mike Tashirer ve hani başka çok iyi koçlarla çalışmış biri. Kendisi de çok iyi bir koç olduğu için hani self-coaching yapabiliyor. Bu nedenle hani cidden bir hani coaching'i öğrenip koçluk nasıl yapılır, nasıl karar verilir onu öğrendikten sonra self-coaching'e geçmen daha verimli olur eğer hani
bu yoksa. Onun dışında tavsiye, yani kendi verine, kendi datana normal sen bir öğrencimmişsin gibi bakmalısın. Yani o kişi benim öğrencimmiş gibi kendine bakmalısın ve ona göre karar vermelisin. Duygusal kararlar vermemen gerekiyor. Ya durmadan programa müdahale etmemen gerekiyor. Bir şey planlayıp, o plana uyup, plan bittiğinde veya plan eğer yani gerekli bir şey yoksa hani planı çok değiştirmemek gerekiyor yani kısaca. Plan bittiğinde ona bakıp, o veriye bakıp olan şöyle deyip karar verip bir değişiklik yapmak gerekiyor. Bunu da çoğu kişi yapamıyor çünkü çoğu kişi spora duygusal yaklaşıyor ve hemen bir şeyler değiştiriyor. Bu nedenle bir sürü bununla alakalı meme, espri vesaire Instagram'da görüyorsunuz yani. İşte lifetime intermediate falan diye bunları paylaştım zaten Instagram'da. Neyse, sorular böyleydi arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olun, beğenin, yorum atın. Videolar gelmeye devam edecek. dhpowerlifting.com sitesinde açıyorduk, sonra birazcık ertelemek zorunda kaldık. Böyle bir şeyde kaldı ama sitemiz bir iki hafta büyük ihtimalle artık açılacak. Takipte kalın. Instagram'dan beni takip edin. Dehakıran. Görüşmek üzere.